Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde atın gücünü kullanarak rakip şah konumunu nasıl bozabilir ve bundan yararlanabiliriz. Bunu göstermeye çalışacağım. Kolaydan zora doğru 4 örneğimiz olacak. İlk örnek karşımızda. Beyazın atı, veziri ve uzaktan etki edebilen uzun menzilli taş olan fil şaha bakmakta. Kalleri de hesaba katmayı unutmayın. Çünkü kalelerin de hatırlarsanız rook lift manevrası ile Asansör kalem manevrası ile bir anda şaha karşı saldırısı oluyordu. Bunu da zaten ilerleyen örneklerde göreceksiniz. Şimdi beyazlar 3 taşını kullanarak acaba korunaklı durumda bulunan siyah şağı mata gidebilir mi? Mat edemese bile kazanca ulaşabilir mi? Bakın neler oluyor. Beyazlar at fedası yaparak siyahın korunaklı konumunu bozuyor. Atını ...F6'dan feda etmeyi düşünüyor. Çünkü bu feda kabul edilmek zorunda. Siyahlar fedayı kabul etmeyip... ...şahını H8'e kaçarsa... ...vezir H7'ye gelir... ...ve at korumasında şah çekerek mat eder. Dolayısıyla siyahlar G, F6 oynayarak... ...bu at fedasını kabul etmeli. At fedasını kabul ettiğinde... ...gördüğünüz gibi dikeyi açılıyor. Unutmayın, şahı koruyan taşlar piyonlardır. Şah kendini piyon duvarları arkasında güvende hisseder. Piyonsuz olan yönleri ise zayıf yönleridir. Zayıf yanıdır şahın. Ve şu an siyah şahın zayıf yönü dikeyi hemen oradan vezir g4 şart çekerek yararlanmaya çalışıyor. Siyahlar dikkatsiz bir hamle yaparak köşeye giderse de hemen fil f6'daki piyonu alarak mata giden hamleyi oynuyor. Siyahların burada fil g ile araya girmesi çare değil. Çünkü vezir g hamlesinden sonra vezir fil korumasında şah çekiyor ve mat ediyor. Siyahların burada kurtuluşu fil g hamlesi ile bir derece mümkün olacaktı. Ama bakın sonrasında ne var? Burada bir açmaz oluştu. Açmaza saldıracaktık. Zaten fil f6'nın güçlü olduğunu çoğunuz görmüşsünüzdür. Fil f6 hamlesi hem g mat için desteği sağlıyor hem de rakibin kalesine saldırıyor. Siyahlar mat olmamak için bir an önce şahı ile f8'den kaçmaya çalışmalı. Vezir gidi alır şah çeker. Şah e8'e kaçmak zorunda. Vezir g8'den şah çeker. Şah d7'ye kaçmak zorunda. Ve bu konumda beyazlar mata ulaşamıyor. Ama materyal kazancına, taş kazancına ulaşıyor. Fil d8 alarak devam ediyor arkadaşlar. Siyahlar burada Vizirle de alabilir. Atla da alabilir. Ben size atla almak biraz daha dirençli onu göstereyim. Bu konumda beyazlar kalite öne geçmiş oluyor. Kalite neydi? Kalenin at ile arasındaki farka biz kalite diyorduk. Beyazlar kalite önde, siyahlar kalite geride. Ve bu konum beyazlara kazanç. Çünkü beyazlar isterse heydi piyonunu alır ve kendi h hey piyonunu geçer piyon haline dönüştürür. ...Opyon'u ilerleterek kazancıya ulaşır. Ya da Şah halen tehlikeye açık olduğu için kalelerini organize ederek... ...ve bu konuda en iyi organizasyon bir kalenin D3'e doğru ilerlemesi veya D2'ye... ...D3 daha fonksiyonel çünkü burada bir baskı noktası oluşabilir Siyahlar tarafından. Kale D3'e gelir Beyazlar. Diğer kalesinde arkasına gelir ve meşhur kale çiftlemesi ile D6'dan bir baskı üretebilir... Dediğim gibi siyahlar nihayetinde H7 piyonunu alacak. Kendi H piyonunu geçer piyon yapacak. Ve adım adım ilerletecek. Bu piyonun ilerlemesi şahın konumunu zayıflatmaktadır. Fakat siyah taşlar bu saldırıya yönelemeyeceği için, bu saldırı bölgesinden uzakta olduğu için bir tehlike olmayacaktır. Sıradaki örneğimize geçelim. Bakın sıradaki örneğimizde yine uzaktan de bulunan fil, yine F6 karesine ulaşabilecek bir at ve vezir her an bu saldırıya katılabilir. Kalelerin de rook lift manevrası olduğunu burada hatırlatmak isterim. Beyazlar yine bir önceki örnekte olduğu gibi F6'dan atını feda etmeyi düşünüyor fakat bir engel var. At tutuyor. Bu yüzden önce kalite fedası yapıyor. Kale ile atı alarak kalite fedası yapıyor. Siyahlar bu fedayı kabul etmeli. Yoksa taş kaybı zaten oyundaki dengeleri büyük oranda bozacağı için oyunu beyazların kazanmasına neden olur. Vezir d alıyor ve şimdi at f6 şah vezir hamlesi oynandığı için piyon ile alınmak zorunda. Çünkü vezir kaybetseniz de bu oyunu kaybedeceksiniz. Hani mat olsanız da kaybedeceksiniz. Tabii ki mat olmaktan yine de iyidir. Ama belli bir sevinin üzerinde e, bu noktadan oyunu döndürmek mümkün değildir. Ama başlangıç düzeyindeyseniz siz sonuna kadar mücadele etmelisiniz. Çünkü rakibiniz de benzer büyüklükte bir hata yapabilir. Bir hamlede mat fırsatı size verebilir. Her şey olabilir. Ama belli bir düzeyin üzerinde böylesi taş dengesi farkı oluştuğunda oyun geri dönüşü çoğu zaman olmamaktadır arkadaşlar. GF6 aldığında da piyonsuz kalan dikeyden hemen vezir geliyor G4'e. Fili de kapatsa da, şahı kaçsa da arkadaşlar Fil F6 hamlesinden sonra mattan kurtuluş yok. Artık vezir giydi mat edecek beyazlar bir sonraki hamlede ve siyahlar buna engel olamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk iki örnekte de at F6 karesinden kendini feda etti. şahın güvenlik duvarını bariyerini bozdu ve açılan bozulan bu güvenlik açığını vezir ile fil ile değerlendirip kazancı ulaştı. Diğer iki örnekte de bunu göreceğiz. Biraz daha karmaşık örnekler olacak Sıradaki örnek bakın yine at. Bu sefer rook Lift, asansör kale manevrasına girmiş olan kale ve her daim şah kanadına ulaşabilecek bir vezir var. Acaba bu üç taş oyunu bitirebilir mi? Bu örneğin bir zorluğu var. Onu söyleyeyim. Şöyle bir zorluğu var. Tabii ki at f6 oynadığımızda şah vezir çatal hamlesi yaptığımız için bu fedayı kabul etmek zorunda. Vezir kaybederse de kaybedecek oyunu. Gf6 aldığında şahın önü açılıyor ama dikkat edin beyazın elinde çok az taş kalıyor. Az sayıda taş ile sonuca ulaşmak zordur. Bu yüzden çok önemli bir saldırı prensibi vardır. Saldırıdayken yedek kuvvet, takviye güç, yeni yardımcı taşlar getirmeniz gerek. Bu prensibi unutmayın. Burada beyazlar hemen kale G3 şah çekerse sonucu ulaşamaz. Şah H8 kaçtıktan sonra veziri saldırıya katarak Geydi'den de hatta Kali alarak da mat etmeyi istese bakın ne var. Hatta burada vezir F6'dan da mata gidebilme şansı var. Ama siyahlar vezir de 4 alarak önce şah çekerek F6'daki piyonunu koruma altına alır. Şah kaçarsa kaçsın. Sonra da kale G8 gelerek hem kaleyi kurtarır hem de giydiği korur arkadaşlar. Ve bu oyunu beyazlar kazanamaz. Fakat Hamlenin sırasını değiştiriyor burada beyazlar. Önce vezir h6 oynuyor. Öğretmenim bu neyi değiştiriyor? Yine siyahlar vezirde de şah çekerek piyonunu koruyamaz mı? Korur. Şah çeker korur. Fakat şah h1'den sonra engelleyemeyeceği şey kale g3 hamlesi olur. Eskisinde kale g8 gelebiliyordu ama şimdi kaleyi g8'e gelemeyecek. Öğretmenim şah H8 gelsin diyemezsiniz. Çünkü kale korumasız kalıyor. Siyahlar bu örnekte vezirini feda etmek zorunda kalacak. Fakat taş dengesinde beyazlar ciddi bir üstünlük elde edecek. O da beyazlara oyunu kazandırmaya yetecek. Eğer dikkatli oynarsa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazen hamlelerin sıralamasını değiştirmek de çözüm olabiliyor. Burada da ara bir dipnot vereyim. Bazı fikirler keşfedersiniz ama çalışmaz. Sakın o fikirlerden vazgeçmeyin. O fikirleri tamir etme yolunu seçin. Hamlelerin sırasını değiştirmek, sorunlu hamleyi değiştirmek ya da ara hamle yerleştirmek. Bunları daha ileride detaylı bakacağız. Buna rağmen fikriniz çalışmıyorsa bile usta seviyesinde biz biliriz ki fikir canlılığını korumalıdır. Rakibin atacağı bir adım veya sizin yapacağınız bir hazırlık hamlesiyle o fikir, çalışmayan fikir çalışır hale gelebilir. Son örneğimiz karşınızda. Bu örnek biraz daha zor. Hani seviyesi biraz daha zor ama hani e, görün diye göstermek istiyorum. Yine bakın başrolde at, vezir ve bu sefer kale var yine. Rook lift manevrasına girişmiş. Kale 3. yataya oradan da g3'e, h3'e e, e, yol alabilecek. Beyazlar yine at f6 hamlesini tercih ediyor. Siyahların korunaklı piyon duvarını bozabilmek için. Siyahlar atı alır ise hemen mat oluyor. Bu matı da artık siz söyleyebilirsiniz. Evet. Bulabilirsiniz. Videoyu durdurup bulmaya çalışın. Açılan dikeyden kale şığı. şah h8 geldiğinde de vezir f6'dan mat ederiz. Açılan dikeyden hemen veziri kullanmak istemiş olabilirsiniz ama veziri burada f6'dan katılım gösterebilir. Kalenin sadece dikeyden katılımı var. O yüzden dikeyden kaleyi kullanmak veziri de çok yönlü kullanmak matı getiriyor. Fakat oyunun zorluğu, örneğin zorluğu bu değil. Örneğin zorluğu, siyahlar atı almayıp şah H8 giderse nasıl kazanacaksınız? Burada da beyazlar rook devam ettirip kale H3 ile at korumasında mat etmeyi ister. Gördüğünüz gibi siyahlar atı zaten alamaz. Vezir atı alır, şah çeker, şah kaçınca yine kale G3'ten mat gelir biraz önceki mat olduğu için göstermeyeceğim h6 hamlesine ise son dokunuşu siz bulmaya çalışın beyazlar öyle bir hamle oynar ki sonraki hamlesine siyahlar savunmasız kalır evet burada saldırdığınız noktayı e, yüklenmek adına vezir f4 hamlesi düğümü çözer arkadaşlar beyazlar burada kale h6 şah çekmek piyonla aldığı zaman da vezirle alıp mat etmek istiyor ve buna çaresi yok. Ya yani piyon hamleri de çaresiz kalır. Ama ne oynatalım biz burada? Piyonla atı aldıralım. Ona da ya değişik değişik matlar var ama herhalde en kısası vezir h6 şa şa g8 geldiğinde de vezir h7 ya da h8'den mat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atın gücü nasıl sahneye çıkıyor bu baktığımız örneklerde rakibin korunaklı piyon duvarını Yıkabilmek için kendisini F6 karesinden feda edebilir ve açılan, zayıflayan o konumdan da işte kalenizle, filinizle ve tabii ki başrolde vezinizle yaralanarak mata gidebilir. Mata gidemiyorsanız da taş kazancına ulaşıp yine sonuca, galibiyete gidebilirsiniz arkadaşlar. Örneklerimiz umarım sizlere yol gösterici ol olmuştur, olacaktır. Dersimiz böyleydi. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.